Galatasaray'da ilk ayrılık. Galatasaray'da seçim belirsizliği son bulurken Dursun Özbek bir kez daha Sarı Kırmızılıların başkanı oldu. Sancılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Özbek yönetimi, sportif direktör, teknik direktör ve transfer konusunda çalışmalarına hız verirken futbolun başına gelecek isim de netleşti. Florya'yı Cenk Ergün'e teslim etmeyi planlayan Başkan Özbek, teknik adam tercihi öncesi Domenech Torrent'in raporunu alıp kadroyla ilgili görüşlerini dinleyecek. Daha sonra ise İspanyol çalıştırıcıyla yollar ayrılacak ve tazminat görüşmeleri start alacak. Sarı Kırmızılılarda ayrıca futbol yapılanması baştan aşağı değiştirilip yeniden kurulacak ve sportif direktör Sensibile ile de sözleşme fesih görüşmelerine başlanacak. Aslan'da Florya'da oluşturulacak olan futbol yapılanması Cenk Ergün önderliğinde şekillenecek. Galatasaray'da Cenk Ergün dışında takımı, oyuncuları ve Türk futbolunu iyi bilen bir isim daha ekibe katılacak. İşte 2023 model Galatasaray. 10 transfer, 9 ayrılık. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer alan Erden Timur, seçimin kazanılmasının ardından görüşlerini paylaştı. Timur, "Her sonuca razıydık. Herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük görevler var. Birçok proje var elimizde. Hepsinin yükü omuzlarımızda duruyor. Mahcup olmayacağız. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. İnşallah taraftarımıza da mahcup olmayacağız. Biraz sabır gerekiyor." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Sarı Kırmızılı idareci, "Son sandıklarda daha genç, yeni üye olan arkadaşlarımız var. Orada bize döneceğini biliyorduk. İnşallah bundan sonrası iyi olacak. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik dışında başka hiçbir çaresi yok. Herkesin birbirini sevmesi lazım." diye konuştu. Erden Timur son olarak transferle ilgili konuştu ve "Artık çalışmalarımızı hızlandıracağız. Galatasaray'ı hareketli bir transfer dönemi bekliyor. İskeleti koruyup takviyeler yapacağız." değerlendirmesini yaptı. Dursun Özbek yönetimi seçimden önce yapılan çalışmalarla transferde büyük yol kat etmişti. Yeni sezon için en az 4 tanesi ilk 11'i olmak üzere 10 transfer yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, sözleşmesi biten 9 isimden hiçbiriyle devam etmeyecek. Galatasaray'ın yeni sezondaki teknik patronun için adı en çok geçen isimse Fatih Terim. Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi. Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip bu doğrultuda 2 sezondur listesinde olan Kaan Ayhan için de yeni bir hamle yapacak. Yabancı sayısının yeni sezonda 7'ye düşecek olması nedeniyle yerli avantajıyla öne çıkan milli stoper için bu kez şartlar zorlanacak. Kaan'ın kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesi halinde milli yıldızın Galatasaray'da oynamayı çok istediği ifade edildi. 2 yıl daha kontratı olan Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro. Stoper dışında sağ bek ve ön libero'da oynayabilen Kaan'ın transfer halinde Sarı Kırmızılı takımın savunmasına büyük güç katması planlanıyor. A milli takım forması giyip 4'te gol kaydeden 27 yaşındaki Kaan Ayhan, futbol Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 altyapısında başladı. Schalke'nin yanı sıra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları da giyen 27 yaşındaki stoper, 2020 yazında 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuştu. Hatırlanacağı üzere o dönem Kaan, "Galatasaray'ın bonservisimi almasını bekliyorum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Sarı Kırmızılılar finansal fair play'in devam ettiği o günlerde ise oyuncu satamadığı için Kaan Ayhan'ı elinden kaçırmıştı. Cimbo Mitayan ekibini ikna etmesi halinde Kaan Ayhan'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Abdülkerim bombası. Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakçı için transfer açıklaması geldi. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 27 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğunu açıkladı. Yeşil Beyazlıların Başkanı TRT Spor'a yaptığı açıklamada,
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan da teklif var. Konyaspor için en iyi karar vereceğiz, dedi. 2022-2023 sezonu için 15-20 milyon euroluk mega teklifler gelen Brezilyalı yıldız savunmacı Marcao'yu satıp yerini yerli markayla doldurmayı planlayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı transferine olmazsa olmaz gözüyle bakıyor. Bu sezon Nelson, Kim Min-jae ve Marcao ile birlikte ligin en iyi 4 savunmacısından biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Abdülkerim, Konyaspor'un ikna edilmesiyle birlikte 5 yıllığına Galatasaray'a imza atacak. Dünya yıldızından Galatasaray açıklaması. Selam dostlar, naber? Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri olan, sarı kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu ve hatta Cimom'la anlaşmaya vardığı iddia edilen Mario Balotelli, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan Balotelli, Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor. Büyük bir kulüp. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim. İfadelerini kullandı. Adana Demirspor'la bu sezon 33 maçta 19 gol ve 6 asiste imza atarak tam 25 gollük bir performans gösteren Balotelli, Galatasaray'a yaptığı övgülerle sarı kırmızılı takım taraftarını da transferi konusunda heyecanlandırdı. Bilindiği gibi Galatasaray'ımız sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en bilinen ve saygı duyulan kulüpler arasında. Öyle ki UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonunu ilk kez Şampiyonlar Ligi statüsüne çevirdiğinde Galatasaray'ımız da ilk turnuvada yer almayı bilmiş ve Şampiyonlar Ligi ambleminin 8 yıldızından birini temsil ederek bu dev organizasyonun kurucu ortaklarından biri olmuştu. İşin güzel tarafı bu sonsuza dek böyle kalacak. Dünyadaki hiçbir para, ne Paris Saint Germain'e, ne de Manchester City'ye bu ayrıcalığı sunamaz. Üstelik pek çok Galatasaraylı bilmez ama ben Galatasaraylılık görevimi yerine getirip bilmeyenleri anlatayım. Şu anda tüm kulüplerin ulaşabileceği kupalar arasında yalnızca Galatasaray'ın müzesinde olan bir kupa var. Milenyum Kupası. Tabii ki bu kupayı almamızın sebebi 2000 yılının yani milenyumun en büyük başarılarını kazanmamız ve o dönem dünyanın bir numarası olmamızdı. Bu kupayı bize veren Johan Cruyff'un sözleri ise asla unutulmayacak cinsten. Bu kupayı size veriyorum ama şunu da bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten çok kıskanıyorum. Evet, Galatasaray'la ilgili daha anlatacak çok şey var. Galatasaraylı olduğu bilinen eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin oğlu, Wayne Rooney'nin küçük oğlu, dünya ünlü sanatçı Snoop Dogg vesaire vesaire. Bunları bilin ki Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğu gerçeğini asla unutmayın. Türkiye'de rakiplerimiz var elbette ve hepsine de saygı duyuyoruz ama Avrupa arenasında asla bizim yanımıza yaklaşamazlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atın ki bu bilgiler çok daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşsın.